İşte TSE'nin grubundan mutlu günler sevgili izleyiciler. Kastamonu siyasetini konuştuğumuz Sandık Gazetemizi bugünkü röportajına Kastamonu Demokrat Parti İl Başkanı Sayın Sezgin Gülcan Bey ile beraberiz. Hoş geldiniz başkanım. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum sizlere çok sağ olun. de. Dersiniz başlarınız isterseniz. Sezgin Gülcan kimdir? Bize kısaca bahsedebilir misiniz? Sezgin Gülcan 1972 Kastamonu Şenpazar Gürpelit Köyü doğumlu. Gürpelit Köyü'nde ilk okulunu okumuş, Cide İmam Hatip Lisesi'nde ortaokul, İstanbul'da lise ve yurt dışında üniversite eğitimini bitirmiş. Aslen tekstil sektöründe faaliyet gösteren, bugün geldiğimiz noktada uluslararası ithalat-ihracat alanında ticari faaliyetlerini yürüten, bunun yanı sıra İstanbul'daki Kastamonullar derneklerinde uzun yıllar dernek başkanlığı Fahri Başkanlık üye olarak sosyal faaliyetlerine devam etmiş. Bugün de Kastamonu'da Kastamonu Demokrat Parti il başkanı olarak siyasete ve sosyal faaliyetlerine devam eden bir hemşerinizdir. Çok sağ olun başkanım. Kastamonu Demokrat Parti çalışmaları nasıl gidiyor? Ne durumda? Bize biraz açıklarsanız. Demokrat Parti Kastamonu'da 2011 yılında Demokrat Parti'deki bazı başkanların ayrılmasından sonra bazı sebeplerle 2015'lere kadar genel olarak ülke genelinde de aktivitesi zayıflamış bir partiydi. Ama 7 Ocak günü Konya'da 75. kuruluş yıl dönümünü kutladık biz. Büyük kalabalıklarla Demokrat Parti'mizin Demokrat Parti 2011 ile 2015'ler arasında belki bir yavaşlama dönemi yaşadı ama Demokrat Parti ruhu bu ülkenin damarlarında vardı. Bugün 81 vilayette ilçelerimizle, il başkanlıklarımızla faaliyetlerimizi çok yoğun bir şekilde sürdürmekle beraber tabi biz de işin Kastamonu ayağında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, Kastamonu ayağında bizzat köylere kadar giderek e, muhtarlarımızla, ileri gelenlerimizle, vatandaşımızla konuşarak e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, yani aktivitasyonumuz aslında yoğun ancak henüz e, ülke genelinde olduğu gibi Kastamonu basınında da e, çok fazla yer alabilmiş değiliz. Evet. Biz de bu konuda çoğalarımızı ediyoruz. Kastamonu'nun pandemi politikasını nasıl görüyorsunuz? Ne durumda sizce? Doğru buluyor musunuz? Bunu bir açıklık getirebilir misiniz? siz? Sizin açınızdan. Efendim pandemi bütün dünyanın gündeminde olan, bütün dünyanın başında olan bir illet. Kastamonu üzerine gelirsek Kastamonu'da vakaların son 20 gün öncesine kadar çok yoğun olduğunu biliyoruz. Ee, elbette ki rakamlarda e, saklamalar var ama ben e, rakamların saklanmasının halkın psikolojik sağlığı açısından da e, olumsuz olduğunu düşünmüyorum. E, netice itibariyle halkı e, korku iç, e, ve endişeye sevk edecek bazı bilgilerin de belli dönemliğine saklı tutulmasında sakınca görmüyorum işin gerçeği. Kastamonu genelinde tabii pandemiyle mücadele, sağlık ordumuz bütün yurdumuzda olduğu gibi Kastamonu'da da gerekli mücadeleyi veriyor. Bunu insanlık olarak aşmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada her birimizin bireysel olarak, vatandaşlarımızın da bireysel olarak bilim kurulunun, sağlıkçılarımızın tavsiyelerine birebir uyarak bu illetten kurtulacağımızı düşünüyorum yakın zamanda ee, sizce? elbette eksiklikler var ee, ama Kastamonu hastanelerinin genel durumunda eksiklikler var mesela çok gündemde olan bir doktor açığımız var Kastamonu'da ee, her şeyden önce Kastamonu sağlık sistemindeki bu eksikliklerin giderilmesi gerekiyor bugün Cide'den Çatal Zeytin'den Sağlıklı bir vatandaşı ambulansa bindirip Kastamonu'ya sevk etseniz, Kastamonu Devlet Hastanesi'nin önünde de hadi gidebilirsin deseniz zaten yıkılır, dengesi bozulur bu adamın. Dolayısıyla ilçeler arasında ciddi farklılıklar olduğu için e, diliyorum ki ilçelerimizde var olan binaları yapılmış ama teçhizat ve doktor eksikliğinden dolayı ilçelerimizde faal duruma getirilememiş hastanelerin bir an önce e, ee, en azından o bölgenin acil ihtiyaçlarını karşılayacak duruma getirilmesi güzel olur. Tabii bunları eksiklik olarak görüyoruz. E, ee, tamamlanmasını talep ediyoruz. Bizim mücadelemiz de bu yönde olacaktır. Sağlık anlamında. Evet, söylüyorsunuz. E, devletimizin içinde e, ithal ettiği bir aşı var. E, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce aşı, siz de aşı yaptıracak mısınız? E, nasıl bir e, çalışma olduğunu düşünüyorsunuz? Şöyle, e, Elbette ki aşı salgının e, hızını kıracaktır buna inanıyorum. E, ancak dünya tarihinde hiçbir aşı hiçbir salgını yok etmiş değildir. Yok etmez. Bunu sosyal bağışıklık yok edecektir. Ülkemizin ithal ettiği aşıya gelince sanıyorum Sinovac Çin aşısı şu an denemeleri sürüyor. E, sağlıkçı değilim. Sağlık konusunda ukalalık etmekte istemem. Ancak sağlıkçı dostlarımız, doktor, eczacı önemli mevkilerde dostlarımızla e, yapmış olduğum özel sohbetlerde e, bana şunu söylediler: Adı üzerinde üçüncü faz, üçüncü deneme. Şimdi e, üçüncü deneme, yani ben üçüncü denek olmak istemem. Şahsen e, Snavak aşısını ben e, kendime uygulatmayacağım. E, ama ee, araştırmalarımda mesela Rus Sputnik'i bulursam gönül rahatlığıyla da ben bu aşıyı e, vurulurum. Ee, Alman aşısı konusunda da dediğim gibi sağlıkçı arkadaşlarla muhabbetlerimiz devam ediyor. Bir nebze daha iyi görünüyor. Ancak Çin aşısını kesinlikle ben vurdurmayacağım. Ee, haddimi aşmayayım ama kendi yakın çevrem, dostlarım aileme de vurdurma. Bunu açık ve net ifade ediyorum. Teşekkür ederim. Türkiye gündemine geçecek olursak malumuz erken seçim beklentisi var herkeste. Siz sizde beklentiniz var mı bu konuda ya da ne zaman bekliyorsunuz? Bu konuda bilgi verirseniz. Erken seçim gündemde olan, konuşulan bir konu. Karmaşık da bir konu. Burada açık yüreklilikle söyleyeyim ki erken seçimi mevcut iktidarın alması yürek ister. Erken seçim alabilecek konumda değiller şu anda. Anketler bunu gösteriyor. Bir erken seçim değil. Bence şartları biraz uygun görürlerse bir baskın seçim olabilir. Meclis aritmatiğinde de erken seçim kararı alınabilecek bir aritmatik görülmüyor. Ancak... Olmaz mı olabilir? Aritmatik bozulur. Türkiye'de defalarca bunun imkansız gibi algıladığımız örneklerini gördük. Ee, erken seçim kaçınılmaz mıdır? Bana göre erken seçim kaçınılmazdır. Çünkü mevcut iktidarın halka söyleyecek sözü kalmamıştır. Artık e, hep aynı hikayelerle işte 400 verin dediler verdi bu millet. Başkanlık sistemini getirelim uçacağız dediler bu millet bunlara desteğini verdi. 18 yıldır istedikleri bütün e, taleplerini bu halk karşıladı bu hükümetin. Ama bugüne geldiğimizde e, daha hala uçacağız, kaçacağız gibi yuvarlak altı boş e, ifadelerle insanımızı uyuttuklarını görüyoruz. E, görsele yansımış gerçekleşmiş icraatlarını göremiyoruz. E, bunu söylerken e, şunu ifade etmek istemiyorum. Yani bu ülkede AK Parti hükümetinin yaptığı hiç mi iyi işler yok Elbette var. İyi yaptıkları işleri, gerek dış politikada gerek e, ülke içindeki doğru hizmetlerini biz zaten destekliyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Ancak bugün teraziye koyduğunuzda mevcut hükümetin e, artılarıyla eksilerini e, terazi maalesef eksileri e, aşağıya doğru indiriyor. E, böyle bir sıkıntı var. E, halk olarak biz bunları aşmaya muktediriz. Yani Türk halkı e, değişik krizleri aşabilir. Ancak burada bir eksiklik görüyorum. Bunu öne özellikle belirtmek istiyorum. En tehlikeli e, politikalarından birisidir. Bu özellikle AK Parti'nin ki halkı 18 yıldır ayrıştırmaktadır. E, gerek dini duygularıyla ayrıştırmaktadır. Gerekse bir önceki seçimlerde Halkı illet zillet diyerek ötekileştirmiştir. E son günlerde çok gündeme gelen işte başörtülü bir hanımefendi için kullanılan vitrin mankeni vesaire. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bende videosu vardır. Özellikle toparlanmış bir video. Yaklaşık 50 ayrı yerdeki konuşmasında sen kimsin ya diyor. E ve bu ayrıştırıcı sözleri kullanıyor. Bir cumhurbaşkanı halkın cumhurbaşkanıysa. Hiç kimse sen kimsin ya konumunda değildir. Hiç kimse illet konumunda değildir. Hiç kimse zillet konumunda değildir. Ha burada eleştirmekle beraber az önce belirttim AK Parti'nin diye yaptıklarını elbette ki alkışlıyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Ama HDP dışındaki bütün partilerin ben e, ayrıştırıcı bir gözle görülmemesini istiyorum. E, ülkede Partiler arasında bir mutabakat, bir ortak e, görüş oluşmalı ki biz halkımızı toparlayabilelim. Eğer bunun önünü alamazsak bu ülke insanı ciddi bir ayrıştırmaya gidiyor. Bu da bizim en büyük endişemiz olmalıdır. Asıl beka sorunu budur. Onların seçim öncesi ortaya attıkları beka sorunlarından çok daha gerçekçi bir sorundur ayrıştırma konusu. Parti'nin başarı olarını siz nasıl görüyorsunuz? Yani başarılı buluyor musunuz son dönemlerde? Niye ya da halkımız niye göremiyor, yanlış görüyor da seviyesinin bu raddede olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi Demokrat Parti AKP, CHP ve MHP'den sonra Türkiye'de en çok üyesi olan parti. 453 bin üyesi var Demokrat Parti'nin. Yani bunu 4 ile çarpsanız 453 bini her kişiyi aile mensuplarıyla 4 kişi olarak çarpsanız ortaya çıkacak oy bellidir. Bakınız Türkiye'de 5 Ocak tarihinde ilk defa bir siyasi parti geniş kitlelerle özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin bütün il başkanları, ilçe başkanları, diğer bölgelerden gelen il başkanı seviyesinde genel merkezden gelen Yaklaşık 350 kişiyle Diyarbakır Havalimanından hareket edip Diyarbakır annelerini ziyaret ettik. Bunu Türkiye'de böyle kapsamlı yapan ilk partiydik. Bizden sonra e, Sayın İçişleri Bakanı gitti. Sanıyorum bugünlerde Vatan Partisinin gençlik kolları gidiyor. Ama basına ne kadar yansıdı derseniz bu birkaç kanalda yaklaşık 40 saniye olarak yansıdı. Ama benim o gün orada şahit olduğum şeyler var. Ne var? 9 tane ulusal televizyon kanalının kamerası oradaydı. Hatta bunlardan 3 tanesi geldiler. Bizim otelde il başkanları toplantısı yaptığımız sırada özel röportaj yapmak istedikleri için biz 3 defa il başkanları toplantısını yerde kestik. Yarım saat ile 45 dakika arasında yapılan özel röportajların bu televizyonlarda bir saniyesi dahi yayınlanmadı. Yani basının ay, e, evet. yanda olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Sayın e, Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Engin Yurt'un bize katılmasından sonra haber kanallarında biraz daha fazla e, görünmeye başladık ama şunu belirtmek istiyorum. E, Demokrat Parti Genel Başkanı 1977 doğumlu. iyi eğitimli, dil bilen, ülkenin ticari altyapısını bilen e, rahmetli Demirel'in Namık Kemal Zeybey'in Eski Kültür Bakanımız Namık Kemal Zeybey'in, Hüsamettin Cindoruk'un yanında, bu gen, e, il başkanlığından itibaren siyaseti özümsemiş, iyi yetişmiş. Hatta e, Afyon Karahisar'ın Hisar ilçesinin belediye başkanının torunu olarak onun yanında büyümüş, donanıma sahip, genç, bilgili, her şeyden önce çok ahlaklı, siyasi terbiyeyle konuşan. Argo konuşmayan Türkiye'de bir genel başkan var. E, Gültekin Uysal Bey var. Şimdi e, basın bunu nereye kadar gölgede bırakmaya çalışacak bilmiyorum ama ben biraz önce de belirttim köylere kadar gidiyoruz. E, belki köylerde bazı televizyon kanalları çekmiyor ama biz o köylerde konuşmamızı yapıyoruz. Ve bunu insanlara birebir ellerini sıkarak, onların gözlerine bakarak Onların duygularını paylaşarak biz bunu anlatıyoruz, anlatacağız. Türkiye'de sağ sol olarak ifade etmiyorum. Zaten ben sağa ve sola inanmam. Bu da bir ayrıştırma sistemidir. Bu halkı kucaklayacak, yıpranmamış, kirlenmemiş tek siyasi parti lideri vardır ki o da Gültekin Uysal'dır. İnşallah rahmetli Adnan Menderes aradan geçen 70 yıla rağmen bu ülkede hala konuşuluyorsa hala evlerin, iş yerlerinin duvarlarında Adnan Menderes fotoğrafları varsa ve hala rahmetli Süleyman Demirel'in insanımızın evinde, iş yerinde fotoğrafları varsa gelecek nesilde evlerinde, iş yerlerinde fotoğraflarını taşıyacakları kişi Gültekin Uysal'dır. Biz buna inanırız. Biz onun dürüstlüğüne inanırız. Biz onun fedakarlığına inanırız ve onun içinde zaten Demokrat Parti çatısı altında ben Kastamonu İl Başkanlığı görevini üstlenmiş durumdayım. Tabi bunun devamında Kastamonu İl Başkanlığı görevini neden üstlendik? E, burayla ilgili halkımızın e, rahatlatılabilmesi için hangi projelerimiz var? Onları sanıyorum sorarsanız konuşuruz. Şimdi yere dönecek olsak biraz da şimdiki İbrahim Belediye ile bir önceki dönem belediyeyi kıyaslayacak olursanız nasıl değerlendiriyor? Ee, renkler değişmiştir derim ee, zaten ikisi de Cumhur İttifakı içinde bir önceki belediye AK Parti e, adayıydı şimdiki e, Sayın Doktor Galip Bey kendisine saygı duyarım severim e, tıp adamıdır e, değerli bir kişiliktir ancak e, renkler değişiktir sadece dememin altını doldurmak lazım bunu açmak lazım. bunu yerel seçim sürecinde de biz zaten halkımızla bazı adaylarla tartıştık konuları. Orada benim sosyal medyada da belirttiğim bazı konular vardı. Mesela diyordum ki galip galip gelecek sloganı vardı. Hayır uğurlu olsun. Kendisi gerçekten saygıdeğer bir insandır. Peki galip galip gelince ne olacak? Sorusuna kimse cevap veremiyor. İşte AK Parti'nin bir sanı vardı sanıyorum hizmete devam. E gördük sizi biz burada. Yani e, ne olacak bundan sonraki süreçte dediğimizde cevap veremiyorlardı. Aynı şeyi e, Cumhuriyet Halk Partisi adayı vardı. Mart'tan sonra bahar gelecekti onların sloganı ülke genelinde. Diyordum ki yani doğal olarak Mart'tan sonra her zaman bahar gelir ama... Kastamonu'da Mart'tan sonra gelecek olan bahar nedir, projeleriniz nedir dediğimde buna bir kelime cevap veren yoktu. Yani bu şunu ortaya çıkarıyordu. Kastamonu'da siyasetle uğraşan dostlarımız, arkadaşlarımızın maalesef projeleri yok. Belli sloganlar var. E, i̇ki tane türbemiz var Kastamonu'da şu anda. Uğurlu Hastanesi ve Ballıdağ Hastanesi. Seçimden seçime e, türbe ziyareti gibi onun kapısına gidiliyor. Orada fotoğraflar çekiliyor ya Kastamonu bugün 376 bin dolayında nüfusu var ama Kastamonu'nun sadece İstanbul'da 1 milyon 200 bin nüfusu var. Yani siz nüfusunuzun %80'ini neredeyse %75'ini e, gurbete göndermişsiniz sigortalı köle yapmışsınız. Hayatı oralarda geçiyor. Cenazeden cenazeye memleketine gelebiliyor insanımız. E, bayramdan bayrama memleketine gelebiliyor insanımız. Köylerimizde mezar kazacak delikanlımız yok, köylerimizde tavuk yok, yumurta yok, köylerimizde inek yok, süt yok. Şimdi Kastamonu'nun yer altı, yer üstü kaynaklarını nasıl ön plana çıkarır, nasıl burayı işletmeler, fabrikalar, kenti yaparız da biz göçü durdururuz, hatta göçü gerisine döndürürüz, bu e, vilayetimizde istihdamı artırırız, insanları daha rahat yaşatır hale, yaşatır hale getiririzi Hiçbir siyasi arkadaşımız paylaşmıyor. Seçimden seçme Uğurlu Hastanesi, Ballı Dağ Hastanesi sonra bitiyor. Ha, Ballı Dağ açılmalı mıdır? Elbette açılmalıdır. Uğurlu problemi neyse çözülmelidir. Bu kadar sürüncemede bırakılması açıkçası bu sürüncemeye bu işi götürenlerin ahlakından şüphe ediyorum. Borcu varsa icra hukuku vardır. İcra hukukuna göre belli bir sürede satışını istersiniz. E, satış yapılır. Birisi buna sahip çıkar. 150-200 civarında Kastamonu'nun insanı gider orada iş bulur. E, istihdam sağlanır. Teşekkür ederim başkanım. E, sizin de söylediğiniz gibi e, sizin peki projeleriniz nelerdir? E, Demokrat Parti olarak e, ne gibi çalışmalarınız olacak? Şimdi hayatını 49 yıllık hayatının yaklaşık 10 yılı işçilikle geçmiş. Daha sonraki dönemlerde orta derece yönetici, ömrümüzün son 15 yılını da Türkiye'nin önemli kuruluşlarında holdinglerinde üst düzey yönetici olarak geçirmiş, uluslararası ticaretle uğraşan bir insan olarak şunu söylüyorum açık ve net bir şekilde. Şimdi. E, Tim'de yani Türkiye İhracat Meclisi'nde bildiğim kadarıyla 25 bini aşkın firma var. Bunlar e, ciddi üreticiler. Bu ülkenin ciddi üreticileri. İstanbul İTKİP İhracatçı, Tekstil İhracatçıları Birliği'nde 16-17 bin firma var. Ve bu firmalar Anadolu'nun dört bir yanında işletmeler kuruyorlar. Konfeksiyon atölyeleri kuruyorlar. İşte e, diğer ağır sanayi e, tesisleri daha farklı işletmeler kuruyorlar. Benim e, yerel seçimlerindeki vadilerimde bunlar vardı. Ben diyordum ki bu insanları ticaret odasıyla valilikle ilçe kaymakamlıklarımızla işbirliği içinde bu yatırımları Kastamonu'ya çekelim. Kastamonu'yu irili ufaklı işletmeler merkezine çevirelim. İstanbul'daki orta ve büyük ölçekli Kastamonulu hemşehrilerimizi de buraya çekelim. Artık yatırımlarını çocukluklarının geçtiği bu memlekete çekmelerini sağlayalım ki bunun süresi en fazla 5 yıldır. Ee, istihdamı artırarak e, vilayetimizi kalkındırabiliriz gibi projelerimiz vardı. Projeler çoktu ama en önemli mesele buydu. Ekmek meselesiydi. Kastamonu'nun daha bugün sanıyorum belediye binasına çıkıp kendini yakmaya çalışan bir hemşerimiz vardı. Yani bunun örneklerini binlerle sayabiliriz. İşsizlikle ilgili problemi ancak yatırımlarla çözebiliriz. Ben bu projeleri sanıyorum yerel seçimler döneminde Kastamonu merkezdeki 15 bin kişiye tek tek SMS olarak gönderdim. İsterdim ki projenin bir tanesini çalsalardı mevcut yöneticiler, bir tanesini çalsalardı da deselerdi ki biz bunu faaliyete geçiriyoruz. Gecemi gündüzüme katardım itkiple Tim'le ilgili bütün bağlantıları sağlardım. Bakın Türkiye'nin önemli kuruluşlarından biri. Daha yeni Ağrı'da 4000 kişinin çalışacağı konfeksiyon atölyesi kuruyor. Ağrı'da. Kaldı ki bizim ulaşım koşullarımız düşünüldüğünde Kastamonu'ya böyle birkaç yatırımın çekilebilmesinin Kastamonu'ya neler sağlayacağını tahmin edebilirsiniz ki ben bunun sayısının 250'den az olmayacağını düşünüyorum. Buradan sizin yayın organınızdan da ilan ediyorum ki sayın valimize, sayın belediye başkanımıza, sayın ticaret odamıza, meslek kuruluşlarına e, lütfen en yakın zamanda bir araya gelelim. Siyaseti bir kenara koyalım. Eee egolarımızı bir kenara koyalım. E, ve Kastamonu'yu konuşalım. İşin içine hiç siyaset karıştırmadan. Hiç benlik karıştırmadan Kastamonu'muzu konuşalım ve bunlara hızla ağırlık verelim. Bunu temenni ederim. Yani Kastamonu'nun bana göre Demokrat Parti il başkanı olarak bu ilde bulunmamın sebebi budur. Kastamonu'yu bir yatırım kenti yapalım el birliğiyle. Sonrası gelir zaten. Kim seçilirse seçilsin. Önemi yok. Çok teşekkürler başkanım. Bir önceki konuya gelecek olursak belediye başkanlığı ile ilgili. Yüzde seksen bir bir teleferik projesi var bildiğimiz üzere. Ama hala bir kıpırdama yok. Bu konuda ne söylersiniz, ne düşünüyorsunuz? Altyapı eksikliği var Teleferi'nin. Yani e, Teleferi'nin e, vilayetimizde bazı o işte yapılan direkleri e, gerekli izinleri alabilmiş değil. Yani bu bir seçim öncesiydi. Dikildi. Sonrasında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Kastamonu'nun biliyorsunuz korunmakta olan konutları var, bölgeleri var. Bu çalışmaları eksik yaptılar. Bundan dolayı da tamamlanamıyor. O izinleri almaları gerekiyor. Yani artık o direkleri yerinden sökecek halleri yok. Bir şekilde doğru ya da yanlış yapılmış ve halkımızın hizmetine, turizmin hizmetine, kastamonu turizminin hizmetine sunulabilmesi için bir an önce bitirilmesi gerekir. Üst mercilerdeki devlet yetkililerimizden de bunu talep ederiz. Şimdi Kastamonu'nun Safranbolu'dan hiçbir eksiği yok, bir eksiğimiz var tanıtım, reklamını yapamıyoruz yani küçücük Safranbolu bizim 10 katımız daha iyi reklamını yapabilmiş ve bugün gündemde bakın az önce yeraltı, yerüstü kaynakları dedim ona bir ekleme istiyorum, Kastamonu Türkiye ormanlarının %60'ını bugün hala bünyesinde barındıran bir vilayet ama Google'a girin, ben girdim ondan biliyorum. Google'da Kastamonu ormanları için yazılmış makaleler aradım. Girdiğiniz zaman sadece tarım orman müdürlüklerinin telefonları çıkıyor. Cide çıkıyor, Tosya çıkıyor. Ya Allah rızası için şu Kastamonu'da bizim bir tane akademisyenimiz, Kastamonu dışında görev yapan bir tane akademisyenimiz, Kastamonu siyasetiyle uğraşan dostlarımız, yani bunun içine kendimi de koyayım. Yani Allah rızası için biz bir makale yazamamışız daha ki orman ürünlerimizle övünebilelim. Bizim ciddi e, ihmalkarlıklarımız var. İşte bunları konuşabilmeliyiz. Bunları masaya yatırabilmeliyiz. Samimiyetle, inançla, bencillik yapmadan Kastamonu'ya bu hizmetleri sunabilirsek biz Kastamonu'yu kalkındırırız. Sonrasında da tekrar ediyorum kim seçilirse seçilsin o benim umurumda sizce işsizlik var mı? Ee, varsa bunun gerçek sebepleri nelerdir? Biraz daha detaylandırırsanız. E, Kastamonu'da işsizlik var tabii. E, Kastamonu'da var olan gencimiz, insanımız e, işsiz. işi olanların da gelirleri yeterli değil. E, bugün ama e, az önce sadece İstanbul'daki 1 milyon 200 bin hemşerimizi söylerken bu insanlar keyiflerinden gitmediler. Bu insanlar keyiflerinden gidip oralarda sigortalı köle olmadılar. Bakın sigortalıyı aşağıladığım yanlış anlaşılmasın. Kastamonu'da benim söylediklerimi çarpıtmak gibi sosyal medyada bir adet oluştu. Ben 15 sene vardiyalı işçilik yapmış bir kardeşiniz olarak bunu söylüyorum. Şimdi asgari ücretle İstanbul'da benim bir hemşerim çalışacağına gelsin köyünde bin tavuk beslesin o bin tavuğunun yumurtasıyla daha özgür, daha rahat, daha sağlıklı ortamlarda ekmek yiyebilir. Kastamonu'ya yapılacak yatırımlar, Kastamonu'nun artık kapanmaya yüz tutmuş köylerine gençlerin yönlendirilmesi, tarımsal faaliyetler, hayvancılık faaliyetleriyle bazı desteklerle yönlendirilmesi, bunu bir nebze şehre olan göçü de azaltacaktır. Bugün kuzey kent dediğimiz zaman aklımıza Dadaykent geliyor. Ee, yani e, Kastamonu dışına göçümüz olduğu gibi bizim vilayetimiz içinde de ciddi bir göç var. Bunları ancak yatırımlarla e, insanımızın kapasitesine göre küçük küçük yatırımlarla e, göçü engelleyebiliriz, işsizliği engelleyebiliriz. E, devletin de bu konuda verdiği güzel e, hibeler var. Özellikle e, 18-40 yaş arasındaki gençlerimize bazı hibeler veriyor gerçekçi projeleri olanlara. Ama e, bu konuda da biz maalesef gençlerimizi aydınlatmakta geri kalıyoruz. Aydınlatarak gençlerimizi bilgilendirerek ilçelerin, ilin tarım il müdürlükleriyle onları irtibatlandırarak köylerinde, ilçelerinde, nahiyelerinde bu küçük küçük yatırımlarına başlamalıdırlar ki İlk 10 senede yapacakları çalışma üretecekleri sebze, meyve üretecekleri yumurta, tavuk, hindi inanın Kastamonu'nun ihtiyacını karşılayamayacaktır. Sonrası zaten e, yurt içi ticaret, yurt dışı satıştır. E, arada bir örnek vereyim bakın. İsrail'in 12 milyon nüfusu var. Ama İsrail Avrupa ülkelerine yıllık 300 milyon hindi ihraç ediyor. Bizim 800 bin kilometrenin üzerinde bir toprağımız var. Türkiye'de bugün adam ölüyor hindi bulun deseniz koskoca Türkiye'nin 81 vilayetinde 300 bin hindiyi bulamazsınız. Eksikliğimizi buradan hesaplayın. Şimdi bizim bir köşemiz var. Sizden gelen köşesi. Orada vatandaşlarımızdan size sormak istedikleri soruları yöneltmelerini istedik. Memnuniyetle. Evet. Teşekkür ederiz. İlk soru olarak AK Parti aleyhinde paylaşımlar yapıyorsunuz. Diğer partilerle ilgili neden paylaşım yapmıyorsunuz diye bir seyircimizden bir soru geldi. Ne düşünüyorsunuz? Bakın AK Parti hakkında da paylaşımlar yapıyorum. Aleyhte paylaşımlar yapıyorum. MHP hakkında da yapıyorum. Yeri geldiğinde diğer partileri de eleştiriyorum. Özellikle sosyal hesabımdaki zaman zaman fırsat buldukça canlı yayın programlarında da bunları açık ve net bir şekilde belirtiyorum. Sanıyorum soruyu soran kıymetli hemşerimiz e, Facebook'umuzu biz çok yoğun kullandığımız için hepsine ulaşamamış. E, az önce de konuşmamızın içinde belirttim. Biz AK Parti'nin yapmış olduğu iyi şeyleri takdir ediyoruz. Gerek iç politikada gerek dış politikada saygı duyuyoruz alkışlıyoruz. E tabii olumsuz gördüklerimizi eleştireceğiz. Eleştiri kültürümüz gelişmiş değil. Eleştiri e, örsün üzerindeki demiri dövmeye başlar. E, benzer. Ne kadar çok vurursanız o demirin üzerinde yapmak istediğiniz alet o kadar güzel olur. O kadar çeliğine iyi su verilir vesaire. Şimdi eleştiriden direkt rahatsız oluyorlar. Olmamalılar. Beni de eleştiriyorlar. Saygı duyuyorum. Eee Bizler insanız hatalarımız olabilir. Aile reisi olarak hatalarınız olur. Bir yönetici olarak hatalarınız olarak e, hatalarınız olur. Devleti yönetenlerin de hataları olur. Elbette biz bunları eleştireceğiz. Yani bizim AK Parti'yi eleştirmemizden bu kadar rahatsız olmasın bu kıymetli şehirlerimiz Alışsınlar hatta devam edeceğiz eleştirmeye. Ama bunun yanında yoğun şekilde o hükümet ortağı MHP ile ilgili de eleştirilerimiz vardır. CHP ile ilgili çok sayıda eleştirim vardır. Yani ana muhalefet partisi olarak 18 yıldır demek ki muhalefette bir eksiklik var ki ee, eleştirdiğimiz bu siyasi grup bugün hala Türkiye'de halkın teveccühünü kazanabiliyor şeklinde onları da eleştirmişimdir. Ben e, karakter olarak e, biraz dala dışarıda bir tipimdir. Yani içimden geleni saklamam hiçbir siyasi partiye karşı da e, duygularımı gizlemem. Olumlu ve olumsuz yanlarını her zaman söylerim. E, arkadaşımızla inşallah tanışırız. Yüz yüze de kendilerine ifade ederiz. Çok teşekkür ederiz. İkinci bir soruda da diğer partiler hakkında ne düşündüğünüzü merak edenler olmuş. Onlara da bir açıklık getirsek. Aslında konuşmamın içinde e, geçen e, bir cümlede onu ee, belirtmiş olduk ama o sorunun cevabını biraz açalım. Şimdi e, belirttiğim gibi HDP dışında ben bütün partilere saygı duyuyorum. Doğrularıyla yanlışlarıyla oturur konuşuruz, eleştiririz, e, öz eleştiri yaparız. E, bir tek HDP'yi konuşmam, onu direkt olarak hain olarak ifade ediyorum. Mecliste barındırılmalarını bile mevcut hükümetlerin eksiği olarak görüyorum. Şimdi partiler konusuna bir cümleden sonra geçeceğim. Bakınız partinin kapatılması gündemde. Yani hep konuşuluyordu ama yapılamıyor. Şimdi bir partinin kapatılabilmesi için mecliste grubu bulunan partilerin anayasa mahkemesine dilekçe vermesi gerekiyor. Hepsi konuşuyor ama hiçbir tanesinin dilekçesi yok. Son günlerde Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bu konuda birkaç defa tekrarladığı sözler var. MHP kapatılmalıdır diye. Ama mecliste grubu bulunan AKP, CHP, MHP ve İyi Parti bunlar dilekçe vermeleri gerekiyor. Şimdi hem dilekçe vermeyeceksiniz hem çıkıp parti kapatılsın diyeceksiniz. 1994 ya da 96'da HDP'nin o günkü partisinin adı sanıyorum HADEP'ti. Milletvekilleri elense meclisten alındı bunları. Yani teröristse hukukun gereğini yapacaksınız. Ee, ama diğer partilere gelince, az önce size lekelenmemiş, yıpranmamış bir lider potresi anlattım. Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal. Şimdi yeni yeni partiler kuruluyor Türkiye'de. Yeni yeni görüşmeler yapılıyor ki özellikle basında bunun altından yeni ittifaklar çıkıp çıkmayacağı. E, konusunda akşam televizyon programlarında onlarca yorumcuyu dinliyoruz. Şimdi e, bugün e, Deva Partisi Sayın Ali Babacan AKP'den ayrıldı. Halk onları tanıyor. Başarılarıyla, başarısızlıklarıyla bunun takdirini halk verecektir. Yine Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu Beyefendiyi, Başbakanımızdı. Ali e, Babacan Bey bizim bakanımızdı. Şimdi bunu da tanıyorlar. Yani yine AKP'den ayrılmış kişiler bunlar. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi içinden sanıyorum dün Sayın Muharrem İnce açıklamasını yaptı. Partileşme sürecine girdi. Partisini kuruyor. CHP'yi bölecek. Mustafa Sarıgül'ün kurmaya çalıştığı bir parti var. Şimdi Türkiye'nin partilere ihtiyacı yok. Bir kere bunu görelim. Türkiye'nin birlik beraberliğe ihtiyacı var. Türkiye'nin yoksulluk, yolsuzlukla ve halkımızın ayrıştırılmasıyla ilgili yapılan yanlışlarla mücadeleye ihtiyacı var. El birliğine ihtiyacı var. Şimdi elbette ki her partinin e, bazı projeleri vardır. Partilerin programları vardır. Ama iktidara geldikten sonra o programlarının yüzde kaçını uygulamaya koyarlar? Bunu halkımız maalesef hiçbir zaman için Sorgulamamıştır, araştırmamıştır. Ama Demokrat Parti'nin geleneğine bir bakın. Türkiye'de çok partili sisteme geçişin ilk partisidir. Demokrasiye geçişin beşiğidir. 1950 sürecinden sonra Türkiye'de e, Menderes döneminde Demokrat Parti'nin kapatılıp Adalet Partisi yapılmasından sonraki süreçte e, 80 yılından sonra Doğru Yol Partisi olarak devam ettiği süreçte bu partilerin, bu düşünce yapısının, bu dava adamlarının Türkiye'ye yapmış olduğu 276 tane çok büyük yatırım vardır. Barajlar vardır, köprüler vardır, köylere hizmet vardır, halkımıza hizmet vardır. Ha i̇şte Demokrat Parti o güruh, o davayı, o misyonu, o bilinç altındaki arşivini gene bu halkın önüne koyacaktır o inançla hareket edecektir. Bakın Demokrat Parti devletten bir lira yardım alabilen bir parti değildir. Hayır koçunmuyorum. Biz helal parasıyla siyaset yapan insanlarız. Bu memleket davası için siyaset yapıyoruz. Benim ilçelerimdeki ilçe başkanlarım var. Pancar söküyor adam. Küçücük bir kahvehanesi var. O kahvehanesinde günde 20-25 çay satacak çoluğunun çocuğunun rızkıyla bu insanlar siyaset yapıyorlar. Ama bakın büyük bir partiye yanaşıp oradan bir şeyler koparırım diye düşünmüyor bu insanlar. Rüzgara kapılmıyorlar. Davalarının peşindeler. Size bir örnek vereyim. CİDE'de İl Genel Meclisi üyesi adayım vardı. Yerel seçimlerde. Ben CİDE'ye hiç gidemedim. O benim eksiğimdi. 9 ilçede yoğun temaslarımız olduğu için. Benim Cide adayım da Cide hiç gelemedi, annesinin ağır bir rahatsızlığından dolayı. İstanbul'da kaldı. Ama ben seçim sonuçlarını incelediğimde Cide'den 120 oy çıkmıştı. Yok sayılan bir partinin adayı Cide'ye gelememiş, mesaj dahi gönderememiş bir partinin Cide'de 120 oyu vardı. Şimdi Demokrat Parti'nin kökleri bu e, memlekette sağlamdır. Yine bu kökler üzerinde, bu ahlak üzerinde bu ülkeye hizmet yemini üzerinde Demokrat Parti ülke genelinde biz de Kastamonu genelinde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Yani toparlamak istersek diğer partiler hakkında ne düşünüyorsunuz? HDP'yi hain olarak görüyorum. Açık ve net terör partisi olarak görüyorum. Mecliste o 80'e yakın teröristin barındırılmasını yadırgıyorum, eleştiriyorum. Mecliste grubu bulunan partilerin bugün daha hala Anayasa Mahkemesi'ne HDP'nin kapatılması için dilekçe vermemesini samimiyetsizlik olarak görüyorum. Bu konuda bir tek dört defa dilekçe veren Vatan Partisi var bildiğim kadarıyla. Onların da grubu yok, milletvekili vesairesi yok. Bir işlem görmüyor. Diyeceğim bunlardır. Teşekkürler. Bizim soracaklarımız bu kadar başkanım. Sizin söylemek istediğiniz bir şeyler varsa sonra buyurun sizi dinleyelim. Ee... Yayın öncesi e, özel sohbetimiz arasında halkımızdan gelen bazı sorular içinde işte Demokrat Parti'nin geçmişiyle ilgili sanıyorum bazı yorumlar vardı. E, bu yorumlar bana da yapılıyor. İşte siz CHP ile çok sık görünüyorsunuz. E, CHP'li dostlarınızla çok bir evet ben çok sık bir araya geliyorum kendilerini seviyorum. E, yadırgayacak bir şey yok. Ben AKP'li dostlarım da çok. Oturup gırgır geçiyoruz, muhabbet ediyoruz, çay içiyoruz, şakalaşıyoruz. Biz hemşeriyiz her şeyden önce. Ama şöyle bir soru geliyor. Diyorlar ki rahmetli Adnan Menderes in öne astırdı. Eğer vaktimiz varsa bu konuyu e, delilleriyle ben buradan halkımıza izah etmek istiyorum. Bakın o günlerde de ayrıştırma vardı. E, bizim partimizin büyüklerinden e, Hüsamettin Cindoruk beyefendinin bir gün bir açıklaması var demişti ki ya İnönü asker kaçağı dedik bu halk inandı. Ya İnönü ömrü savaş meydanlarında geçmiş. Kurtuluş Savaşı'nın önemli aktörlerinden birisi ve asker kaçağı olduğuna inanabilmiş kitleler olabilmiş değil mi? Şimdi 1960 darbesiyle ilgili burada kısa bir açıklama yaparsak zaten bunun cevabını vermiş oluruz. Bakın 1956 yılında başlayan kargaşalar vardır. Menderes hükümetine karşı. Genel Kurmay Kara Kuvvetleri Komutanlığı Protokol Müdürü Sadi Koçaş adında bir albay vardır. Amerika'da ve İngiltere'de uzun yıllar yaşamış, eğitim görmüş, çok iyi İngilizce bilen ama çok iyi de Amerikan ajanı bir albayımızdır. O günlerdeki Genelkurmay Kara Kuvvetleri Komutanı olan Necati Tacan Paşa'ya İhtilalin başına geçmesi için, albaylar cuntasının hazır olduğunu başına geçmesi için e, tekliflerde bulunmuştur. E, Necati Tacan Paşa bunları kabul etmediği için bu konuşmadan bir ay sonra Ankara-Konya yolunda esrarengiz bir şekilde kalp krizi geçirerek ölmüştür. O günün Necati Tacan Cumhuriyet gazetesindeki ölüm ilanı komedidir. Bir kara kuvvetleri komutanı için verilen... İlan çok küçük bir punto olmakla beraber incelendiğinde içindeki sözler ve içerik bir rahmetli olmuş genel kurmay kara kuvvetleri komutanına hakaret niteliğindedir. Devamında Cemal Gürsel'in kara kuvvetleri olmasıyla birlikte Amerika'nın Almanya'yı işgalinden sonra Almanya'da bıraktığı 7. kol ordunun Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Almanya'ya tatbikat için İki kişi davet etmesi gerçeği vardır. Bu iki kişi prosedür olarak Genelkurmay Başkanı'na verilir bu teklif. Ama direkt olarak Cemal Gürsel adına gönderilmiştir. Ve Cemal bunu o günün genel Genelkurmay Başkanı Enderhun şüphelendiği için Cemal Gürsel, Sadi Koçaş'ın yanına Mehmet Mete adında bir albayı görevlendirmiştir. Ve Almanya 7. Kolordu karargahında Cemal Gürsel darbenin başına geçmek için Sadi Koçaş tarafından ikna edilmiştir. Bunları nereden biliyoruz? Bunları Sadi Koçaş'ın At Atatürk'ün ölümünden yani 1970-38'den 1972'ye Türkiye isimli dört ciltlik hayat ve hatıratım kitabından biliyoruz bunları. Aynı günlerde Amerikan 7. Kolordu'da psikolojik harp dairesinde çalışan bir Amerikalı subayın İstanbul Mısır Çarşısında dört tane şirketi vardır. Evet, şirket ortağıdır bu adam. Faaliyetlerini o şirket üzerinden götürürler bir nebze de olsa. Ee, sonrasında 27 Mayıs darbesinden 4 gün sonra Cemal Gürsel'in Amerika'ya yazdığı yazı vardır. Dediklerinizi yaptık. Memurun maaşını ödeyemeyiz. Bize hemen 12 milyon dolar gönderin ve bu para Almanya'daki 7. kol ordudan bizzat Sadi Koçaş eliyle ve bu psikolojik harp dairesinde görevli zat eliyle getir. Türkiye'deki 1960, 1971, 1980, 1996 20, Erbakan'a düzenlenen muhtıra, daha sonrasında 2008'de e-muhtıra, 15 Temmuz'daki e, FETÖ darbesi gibi bütün darbelerin arkasında Amerika vardır. Amerikan emperyalizminin planları vardır. Yani biz burada içimizde e, İnönü astırdı, demirel böyle yaptı gibi asılsız bilgilerle uğraşmamalıyız. Demokrat Parti Amerika'nın Türkiye'deki gelişmeleri engellemek için söz geçiremediği o günün şartlarında Rusya'yla işbirlikleri yaparak Türkiye'nin değişik bölgelerine yapılan cam fabrikaları, Sümerbank fabrikaları, demir-çelik fabrikaları bunların önünü kesmek için bir Amerikan darbesidir. Yani Demokrat Parti Amerika'nın tehdit olarak gördüğü bir partidir. Bugün sanıyorum yine tehdit olarak görüyorlar ki Ulusal basını elinde tutanlar, Demokrat Parti'nin en önemli faaliyetlerine dahi iki dakikalarını ayıramıyorlar. Diyeceklerim bunlardır saygıdeğer hanımefendi. Teşekkür ederim başkanım. Size ee, konuk olduğunuz, şimdiki oranıza bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, son, son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Kastamonu yerel basınında özgür düşünceye sahip çıkan, bütün partilere eşit mesafede yaklaşan bir yayın kurulu Genç Nefes Yayın Grubu olarak bir yayın kurulu oluşturmuşsunuz. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum ve tarafsızlığınız size Kastamonu basın camiasında çok şey kazandıracaktır. Bunu yakın vadede göreceğimize inanıyorum. Sizlere ve Kastamonumuza e, gurbetteki dünyanın her yerindeki Kastamonulumuza saygılar, selamlar sunuyorum. Sağlıklı günler diliyorum. İnşallah tez zamanda pandemi vebasından kurtuluruz. Kucaklaşacağımız günler gelir diyorum. Çok teşekkürler. Bu yayınımızı da burada kapatıyoruz. Saygılar, sevgiler efendim.